Hazır mıyız? Hı. Hazırız değil mi? Ses açık. Ay bir şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Animasını çekiyorlardı galiba. Ne bir dakika bir Alt dakika. yazıya bak. Alt yazı, orta çağ müziği. To the good people of Revendreth. It is with optimism that I address you today. Though these are challenging times. Firstly, I assure you that our holy mission to help the most violent and wicked souls atone for their sins is and always will be our utmost priority. Our rituals are effective. Our judgment keen but fair. We Venthyr remain committed to bringing eventual redemption to all who desire it. It is through your faithful work that even the most evil and prideful beings may ultimately be spared an eternity in the Maw. Unfortunately, of late, the flow of such hubris-ridden souls has virtually ceased. And as a result, Animar, our most precious resource, is in dwindling supply. Even we, the faithful who extract the anima, have not been spared the effects of this mysterious drought. Yes, we still have our old reliables, our workhorses. Yet I fear they will not be enough. We are doing everything in our power to gather more anima, but simply put, we must all, rich and poor alike, make sacrifices for the greater good. Therefore, I have decided to implement a strategy of conservation and rationing, which should keep the anima flowing to those most in need. In this manner, we will keep our people strong and our land healthy. Despite the efforts of those who would use this crisis to further their own ends and rebel against the rightful structures of our society. Rest assured, we shall bring these miscreants to justice. With fairness and mercy, of course. I am, after all, nothing if not compassionate. My loyal subjects, we are doing all that can be done to stimulate anima production and fulfill Revendreth's honorable purpose. Remain devout and resolute, and know that I will lead us all into a brighter future. Üzücü, çok üzücü. İnanamıyorum. Abi çok iyi değil miydi? Ne Çok uykum iyiydi. geldi, saçmalama. Çok üzücüydü arkadaşlar, çok üzüldüm Abi çok izlerken. iyiydi. Garoş. Evet, sıra dışı. Görüş. Evet arkadaşlar, üzücü değil miydi? Ben şu anda bütün Orta haksızlığı çağ film abi çok kesinlikle. güzeldi. O çok üzücüydü ama. Adamlar Mav'dan ruh çalmıyor, alıyor. Yok abi bence şu an best. Aşkım kimle Aç abi konuşuyorsun? aç sesi aç vereyim. Chatle Kimle konuşuyorum. konuşuyorsun? Aç abi aç sesi aç vereyim. Chatle konuşuyorum. Hop ses sekiyor. Alo. Çok güzel olmuş. Sonra Cem ses verdim abi. inanılmaz güzel olmuş. Abi çok iyi değil miydi? Ben bayıldım. Evet. Abi ben yine tabii artık Kael'thas, işte Dreadnought falan bekledik. Yine yanlış bekledik. Yine yanlış yerden verdiler.
Vallahi Yani yanlış yerden bilemiyorum. vermediler abi, Verdiler yani bence çok çok iyi güzel bir yerden verdiler. verdiler. Hayır yani. Senin beklentilerini karşılamadı. Evet. Hayır, bölgenin doğasını çok güzel verdiler ama yine işte aksiyon bekledik. Onun yerine yine böyle daha farklı bir Ya bir şey söyleyeyim mi? anlatım Sıçayım oldu. aksiyonuna abi yani. Değil mi? İnanılmaz güzeldi. Müthiş detaylar var. Yani O troll şu... kim acaba? He? O troll tanıdık bir karakter mi acaba? Yok, sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Çünkü hani o oraya çekiyorlar, büyük ihtimalle orada bir havuz oluşturuyor ya altta. Abi şey o animayı şimdi bir dakika o Aksi. şimdi geliyor değil mi yavaş ya idrak ediyor şey hainleri light'la yatıyorlar ben onu tahmin etmiştim zaten Evet, doğru evet, çıktı evet. O ama acımasızca. ama Nasıl? herif de orada animayı yani kendine çalıyor ama Kendi çalıyor ama they şuralar. need the anima olsa onların da ihtiyacı var. Aslında They, bak, şöyle. they diyor ki we will give it to the most in need. Yani en çok ihtiyacı olana veriyoruz diyor. Kim söylüyor bunu? Kimin neye en çok ihtiyacı var? You don't know. Anlatabiliyor muyum? Burada bir adaletsizlik var ve bu çok büyük bir problem olacak Ya burada. adaletsizliği geç. Normalde herkes kendi animasıyla ya takılabilecek bir görüntü yok mu yani? Bu alıyor, güçlendiriyor işte belli aristokrat Evet. kısmını Evet yani. evet. Ya evet işte Zaten ben şeyi soracaktım. Şimdi fakirden bunlar alıp demek ki zengine. işkence ettiklerinden anima asıl elde ediyorlarmış. Sürekli anima alıyorlar. Ya şöyle bir şey var. Ama onu kime Normalde veriyorlar işte o var. belli, tamam, bir sıkıntı olmuş, atıyorum hani biz Ay hep bak bahsediyoruz ya, Çikolata. adını sen söyle, Mav'da bir problem var, Arbiter'da bir problem var, eyvallah, Mav'dan buraya bir anime akışı varmış belli, hani diyor yani Mav'dan kurtulamayacaklarını bile düşünenler buraya geldi falan muhabbeti Evet. döndü, o bile kesilmiş, onda bile sıkıntı var şu anda. Şu an belki hani biz hep Arbiter muhabbetini düşünüyoruz ya, belki başka bir, daha büyük bir sıkıntı da var. Var. Ve büyük ihtimal Sylvanas acaba o yüzden mi açtırttı kapıyı? Yani genel bir anime akış sıkıntısı mı Ya da yani üstten atıyoruz. O sırada henüz Ceylar'ın ortağı değil ya da yalan söylüyor. Bilmiyor yani Ya da yalan kendinden. söylüyor. Evet. Bak o da olabilir. Ama inanılmaz Kendi. güzel bir şey var. Yani yumuşak tonla Evet, konuşması hoş var. Ya abi geldin. şey detayları falan inanılmaz güzel. O anlatırken ki şey, bir tek şeyi beğenmedim. Onu söyleyebilir miyim? Onu da beta oynadığımız için yorumlayabiliyorum. Denatrius'un modeli. Daha Ha, kaftım değil mi abi şeyde? Daha oyundakine kaftım öyle bir benzemiyor şey değil mi? değil. Oyundakine göre daha şey. Daha Hani daha... karizmatik oyundakine Evet ya. göre. Daha zayıf ve şey olmuş Evet. yani böyle Nasıl? oyundaki daha korkunç. Daha Oyundaki dreadlord. daha Dreadlord. Evet. Bir de bunun tarihi ne zaman acaba? Yani bu olay ne kadar süre önce bunun... Garrosh'u gördüğümüze Değil mi? göre net bir Evet. Ve şekilde orada onun animası çalınıyordu. Demek ki öldü gitti. Warlords of Draenor'dan sonra. Yani. Peki şey hani Ama bize göre, onlara göre bizim onlarla bizim aramızda zaman şey tabii var ya. canım. Güzel Ya emcikliyorlar. ben Abi ne bunu yapıyorlar bize zaten Garrosh'la ya? defa bir kez tekrar tekrar izliyorum da işte Evet. demek ki yani bütün bu 4 seride de Bastion dışında hep böyle satır aralarına bir şeyler koydular. Yani Bastion bir tek çok İyi işte kötü Gus. anime muhabbeti yok bu arada. Yok yok. Yok yok. Peki şey mevzusu var. Bunlar o zaman anima olmazsa işkence mi edemiyor yoksa bir de işkence ettiklerinin animalarını kime veriyorlar? Hayır. Hayır Bunlar şu hayır. an animayı bir yere Ya topluyorlar. şimdi ben çok fazla spoiler Öyle vermek dedim de istemiyorum. sana. Özür dilerim aşkım, Yok sözünü yok. kestim de. Bu 7 büyük günaha temsil eden 7 büyük Harvester muhabbeti var. Bu Harvester Aa ne denmesi de güzel. oradan geliyormuş demek ki Görkem bu arada. Evet. Aa, Yani toplayıcı yani bu konu şeyde alanlar. animayla ilgiliymiş yani Evet. sonuçta. Ha, o 7 büyük günahı temsil eden işte gurur, neydi, Evet. pride, mıraid, işte Kesinlikle. aklıma gelmiyor. Saymıştık onları bir ara. Onlara dağıtıyor animeyi. Yani fakir, hani halktan Evet çalıyor. çalıyor. Abi Ve çok tanıdık bir sistem gibi evet. geliyor bana bu ya. Abi çok Çok tanıdık ha, ya. ben diyorum Ya çok üzücü yani şu an içimi Harvester of çok. Cengiz var işte bir tane. Anladın mı? Halktan vergiyi alıyor alıyor. Veriyor Fakir Cengiz'e. evmiş. Yani zengine. Sonra zenginlere geri dağıtıyor ama. Evet. Aynen Ya işte öyle. kendi yanında Stone Legion'lara falan dağıtıyor Ya herhalde. o Stone Evet. Legion da şey işte Harvester. O 7 büyük günah. O da Red olması lazım. Ya böyle Gazap. köküne kadar sömürüyorlar ve zorla sömürüyorlar. Diyor ki bizim zaten orada söylüyor. Bizim yöntemlerimiz sert olabilir ama gayet diyor işlevsel. O şeyi söylüyor ama onu Ve halkına yazıyor. Hatta bir evet. şey dikkat ettiysen o yazıyı yazan adam bile inanmıyor. Yani Evet. siktir Hadi git. git. Neyi kekliyorsun Aynen. bizi yani diye. Ama şey Denatrius'un güzel damadı hani. değil, oğlu var. Oğlu mu? Oğluydu.
O Şey de güzel ama bir MAV'dan önceki son çıkışı güzel vurgulamış yani. evet. Onları MOBA düşmeyecek hale getirmeye çalışıyoruz diyor da şey. Hatta onu bayağı kullanıyorlar böyle şey olarak, koz olarak sanki, değil mi? Evet. Mob'a Evet. düşmeyin diye bakın size böyle işkence Bir de ediyoruz şey falan. vardı Görkem, sen o sırada mute'daydın. MAV'dan gelişi imkan sağlıyoruz gibi bir yaklaşımı var. Ama ne, hayır, Yok, şey, mob'a düşmesinler mob ya. düşmesinler Evet. diye diyor. Mob'a Hı? düşmeyip geldi. Ha, bir de Yani onu şöyle bir şey tehdit var. olarak kullanıyorlar Evet. işte. Çok Bir de peki enteresan şey, çünkü orada bunlar. öldüklerine gidecek ya mob'a değerleri. Ama mob'dan çalmıyor. Peki bir Bunlar şey abi söyleyeceğim. Ha, işkence özür dilerim. ettiklerinden, Buyur buyur. işkence ettiklerinden eğer şey alıyorlarsa, anima alıyorlarsa, animası biterse ne olacak acaba Animayı ettiklerini böyle öldükten? bitirtmiyor. Orada şöyle bir ince detay vardı bu arada, onu demişken. Yani Garrosh gibi gözüken orka diyor ya hani, yani her şey kötü gitse de şeyi böyle şey, kaynaklarımız var Evet. elimizin altında diyor ve böyle Evet. animası güçlü bir karakter olduğuna Evet. ima ediyor direkt. Hakikaten Garrosh olabilir o yani, adını demese de. Ya Ya bir bir de tipi tane. de garoş ya artık, kel Yani falan. bariz Garrosh'tu Hocam bence. sesi, Aynen. sesi bile şey, ikonik çünkü yani o Evet. çıkardı hep bile. Zaten şey, Bunun seslendirme kadrosunda şey var. İşte Garrosh'u seslendiren abi var direkt yani. zaten bunu biraz şimdi beta'da da hani oynuyor oynuyor gösterdik. Spoiler oluyor ama görüyorduk yani Sire Denethrius'un ne bok yediğini. Hatta Tamam. diğer Harvester'lara falan gösterme muhabbeti çıkıyordu. Bu yani Sire Denethrius'un yaptıklarından tamamı da haberdar değil yani o aristokrat kısmı. Kimisi hala şeye inanıyor yani orada. İşte evet, bu dillik düzen için lazım politikasına inanıyor yani. Bir de zaten mektuptaki işte şey vurgusu çok güzel hani, siz bizim istediklerimizi yapın, biz sizin iyiliğiniz için yapıyoruz. O politikacıların vardır ya o Aynen. havaları, onu çok güzel. Aynen öyle abi. Ve cidden Aynen öyle. bölgenin o aristokratlığını da çok güzel. Aristokrat mı diyeyim, Kesinlikle. asalet mi diyeyim işte hani. Aristokrat O değil gibi onu, düşünüyoruz ama. o yani o asil havayı da çok güzel vermiş. Arkadaki o keman Abi bir sesi şey söyleyeyim falan. mi? O Mükemmel bir anlatım, sinema şey. muhabbet Keman değil ya, neyse bulamadım. inanılmaz güzel ya. Şöyle kısıktan açsam olur mu acaba o sesi? Aç. Bir de arkadaki müzik nasıl? Onu diyorum işte, çok güzel Direkt ya. direkt yani şey, vampir, bütün vampir filmleri şey Evet. olmuş yani. Kadehi çok güzel abi. Ben ona takmıştım zaten ya. Şarap çok Kadehi. güzel. Evet. Bir de şarap içiyor. Hiç şaşırmadım. Ya bilmiyorum, Ama ben işte hepsi yani böyle Bastion dışında hepsi, bak bunu şu yüzden söylüyorum. Daha çok bölgeyi tanıtma amaçlı. Bastion'da daha çok Altur Arthas mevzunun nasıl işlediğini evet. İlk mantıklı. girişte bir onu Diğer verdiği için zaten hepimiz diğerlerinden abi yanlış biz biraz beklenti yaptık. Arthas'ta Evet. yani Arthas'la Uther'e çok dikkat ettiğimiz için olabilir mi? Yani Öyle, evet. aslında tabii orada da alt mevzu var çok gene. vardı yani, konseyde Evet. konuştuk abi, hatırlayın yani ne, bir Evet. videoda sadece neredeyse hiç Uther demediğimiz yerler oldu yani Evet. saatler boyunca. Doğru. Yok zaten şey, esas orada Uther'dan çok o isyanın ilk kıvılcımı falan, orası önemli yani. İşte burada bir Ama terslik var bu sistemde, onu aynen. sorgulaması. Anima kurum artan neydi? Videodaki ana tema o yani. Herkes Ama şey de Arthas'ı da diyor yani, Uther'a takıldı ama. ama şöyle bir şey var. Şeyle başlıyor ya, çok zor dönemlerden geçiyoruz. Hadi bakalım Evet. eller cebe. Bu şey Hadi hatırlamadınız mı ya. siz de? Çok tanıdık Arkadaşlar zaten ya böyle biz bize tavırlar yeteriz yani. kampanyası. Ne Ha. kampanyası? Biz bize yeteriz. Bak orada şeyi de söyleyeyim. Ha. Ellerine getirdikleri animaların kendilerine zincirli olması. Evet. 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 Şeyi Ya hatırlıyor kendilerin musun? Bunların yazgı taşı diye bir şey vardı. Mezar taşı gibi. Görkem. Tombstone mu? İban varmış. Aynen, İban'ın elinde taşıyor. Gravestone gibi bir şey de, bu kaderin onlara yazılıymış Murat'a. Oh. O muhabbet O çok olabilir. Bunlar güzel. tabii canım. O yazıtı kim okursa seni kontrol edebiliyor muhabbeti var işte beta'da. Ha, aynen, evet. Aynen. Mezar O taşı yüzden diyor. böyle millet saklıyor Revendreth'te. Onları çağrıştırdı bana. Çünkü millet böyle animasında şey gibi saklıyor olabilir. Bu ara Revendreth'te bir tane dungeon vardı. Orada boss'ta bunları kullanıyordu. Kenara attırıyordu animalarını. Aynen. Abicim ya. Valla Maldraxxus en iyisi. Bence bu en Yok iyisiydi yani. arkadaşlar, ben şu Bence an de bu bunu çok oynamayı güzeldi. çok istiyorum. Bu çok iyiydi yani. Çok farklı çünkü. Burada oynamak istiyorum ve onun için alt karakter kasacağım. Yani Güzel hepimiz çünkü. Revendreth'e mi gidiyoruz şu anda? Abi her yeni gelen sinematik Aa, gerçekten şeyi yani
Bir Eli tabii canım, bir şeye gideceğim, o West Chin'a giderim belki. Vav, wow, bir şey söyleyeyim mi? Ya şu Denatrius'u biraz daha yapılı yap ya. Bilerek yapmışlardır belki. Bilerek olabilir aynen ya. O zaman daha özellikle zayıf yap oyundaki modelini. Kimliğini öne çıkarmak için belki. Kibarlığını, o aristokrat kibarlığını. Tamam da bebeğim, oyundaki modelini de öyle yap. Çünkü var öyle şeyler. Venter ırkı. Yazan herif şoka giriyor, ona da döküyor. Hoppa. O herif de sinirli. He's very angry. O cezalandırdığı şeydeki görevleri hatırlıyor musun abi? Böyle şemsiyeyle gidiyorlardı. Demek ki yani adamlar direkt Light'tan etkileniyor. Acaba Shadowlands'ı sadece bu bölgesi mi Light'tan bu derece etkileniyor? Evet, bir de hani bir şey diyeceğim. Biz hani o Light demek ki cidden onların ceza için kullandığı bir şeydi. Çünkü biz onu başka bir şey diye düşündük. Ama... Hayır, o ama öyle Ravenred'in doğasında olan bir şey değil. O orada böyle büyük bir olay olmuş yani. Evet. Çünkü gidince de göreceksin Ravenred'i. Yıkık dökük bir yer. Evet, bir şey olmuş orada. Hmm. Ama ne bilmiyoruz. Bu arada şeyi söyleyeyim, ben hani beta'yı... Hani beta'm yok ve olabildiğince az görüntülü kaynak baktığım için daha hikayeleri kaçırıyorum. Yazılı bakıyorum. Gerçekten büyük. Mesela for ciddi anlamda çok büyük. Çok üzücü aslında. Ben çok üzüldüm izlerken. Kendimi gördüm bir an. Elinde böyle vergi levhasıyla ilerleyen. İstemsiz düzen çarklısı olarak böyle kendini gördün değil mi orada? Aynen, çok üzücü ama bayıldım. Bu Light'tan etkilenme olayı bütün umudumu bitiriyor. Belki yeni reis olarak gelir diyordum ileride. Ha yok, belki bilmiyoruz da olmaz deme, çıkmaz deme, yani şanssız vampir, deneyim abi, biraz. Vampir dediğinde ışıktan etkilenir ya o. Uygun bir şey. Ama işte onu söylüyorum abi, yani bunların ne özelliği var artık olarak şeyden, işte diğer Shadowlands şeylerinden, diğerlerinden. Onlar hani... da ırk, ya ırksal özellik. Tamam da bebeğim, onu söylemeye çalışıyorum. Yani Light'a olan demek ki hassasiyet bence bütün Dead elemanlarında olabilir. Yani bilmiyoruz bunu. Tam Bastion ama aydınlık yani, bir yerde. Ya da abi şöyle olur. Natrez'in bağlantısını vurgulamak için olabilir. Çünkü vampir bir ırk Natrez'in. Olabilir bak, olmaz demiyorum ama bana şey de çok saçma geliyor. Yani işte Bastion aydınlık, işte kozmik evrenin diğer tarafındaki Light gücünün aydınlattığı değil o. Hani değil. Anlatabildim mi? Belki de Light'tan hepsi etkileniyor. Mesela Bastion'da da Void'in gücünü görüyorduk ve Void'in nasıl zamansal olarak ve yozlaşmışlık olarak Bastion'ı bozduğunu da gördük yani. Ben eminim. Ha, şey de çok iyiydi bu arada. Light göndermesi nasıl? Evet. Orada sanki Light'la da çalışıyormuş gibi bir ima yapıyor ya. Evet, Light'ı hani orada kullanıyor. Tabii evet. Cezalandırmak için. Ve? Evet, evet. Yani... Yazlamalı bunu izledikçe daha bir şeyler çıkar ya. Evet evet, daha çok şey çıkar. Yani Arden Wild için bile ne konuşacağız diyordum. 2 saat konuştuk yani. Hani. Daha dur. Doğru arkadaşlar, daha bugünün konseyi yarın. Ama... Şey yani ben bittiğinde bir prepeş tarihi falan bekliyordum da hani sonunda yazarlardı. Ya şey olabilir, 5. bir sürpriz bölüm geliyor olabilir işte. Aa, daha demin onu söylüyordum ben de. Çünkü 22'sine herkes prepeş gelebilir diyorlardı ya işte. Hmm. 22'sinde 5. bölüm, o 5. bölümün sonunda haftaya prepeş geliyor diyebilir yani. Valla öyle bir şey yapmasınlar, o burada olmayacağım, nasıl yapacağız ya yayınmayın işlerini. Abi ona artık ona yapacak bir şey yok canım. Ne diyecek insanlar yani? Bir hafta. Yok aşkım, tatil bırakıp geri geliriz. Hiç önemli değil. Şey yaparız artık. İkisini biraz takvimi sıkıştırırız. Ne yapalım? Yok hocam. Yapma öyle lütfen. Şey yaparız. Görkem'e gider yayın yaparız. Garrosh'la ilgili campaign'de kesin bir şeyler çıkacak abi. Kesin. Net var gibi, bir şeyler var çıkacak. Gibi. O adını demedi ama Garrosh o yani. Onu kurtaracağız falan. Hatta şey falan. Görkem ister misin Resistance'da katılsın falan. Öf. Bence Mao'la ilgili gayet olabilir yani. Ben size şöyle sorayım. Pardon, özür dilerim. Versus Thrall olmaz da şöyle. Çünkü bizden yana olacağı belli. Kimin? Çünkü biz orada görevleri yaparken sadece Denethrius'a karşı yapıyorduk. Evet. Hatta da Ekiyordur diye bir karakterin. Geçer, yani yardım eder, kalır orada olursa yani. Zavallılar ya, çok üzüldüm ya izlerken, içim parçalandı. Fucking denetiyor. I will fuck you up. Fakir vampirler eziliyordu. Abi, evet. O zaman şey düşünsene, mesela Garrosh ayarında bulabileceğin... Garrosh'un en büyük olayı neydi abi?
Ne açıdan? Yani karakter mesela açısından. Garrosh'un en büyük karakteristik özelliği. Kararlılığı. Değil mi? Kararlılığı. Evet. Yani burada demek ki böyle kararlı insanları da bulabiliriz. Mesela Kael de öyle. Çok kararlı bir adamdı yani. Ha tabii canım, yani sonuçta şey, animası güçlü karakterler mutlaka iyi şey yapmak zorunda değil. Animası yani büyük bir şeyler yapmış olması lazım. O zaman Faşist işte olması. anima enerjisi Faşist. birikiyor, geliyor tabii. Faşist olması. Poşet. Evet, Kael de faşisti. Yani. Heart of Icarus ile alakalı değil. Değil Ne değil. abi? Ondan çok önce zaten hatta Old God'lardan etkilenenlerin de genel olarak böyle karakteri yüksek oluyor. Yani en çok etki altına öyle tipler giriyor. Evet. Görüyorsunuz Liderlik karakter vasfı kriteri yüksek falan falan. atmıyorlar abi. Yani. Bu troll dişlerini gördüğünüzde hepiniz şey dediniz değil mi? Ne olur borcun olmasın Evet, dediniz ya. Borjin diye düşündüm bir an ama Ben sonradan Twitter'da hatırladım Borjin birinin buraya Zala Zeyn'i gelmeyecek. aldığını da görmüştüm. Zala Zala Zeyn'i getirdi. Biz O de da şey pek iyi bir diyorduk. karakter değildi abi. Bu arada Garrosh'un Hitler olmadığı da böylece belli olmuş oldu çünkü Mav'da değil. Tabii ki değil. Ya arkadaşlar kim diyor Hitler diye? Ama Ya abi abi kim Hypnotic diyor? Young değil. Son çıkışta çünkü. Bak onu da söylüyorum ben. Der falan Tabii diyor. yani %100 masum değil ama yani demek ki affedilmeyecek bir suç işlememiş Arbiter'ın gözünde. Oraya Garrosh'tan biri olabilir gönderilmiş. ya. Peki şimdi Kim şuna da konuşuyor? yürebiliriz. Merkan. Yürebiliriz Ne dedi bu işte Merkan? arada. Garrosh'un işkence edildiği dönemde drought başlamış olabilir mi diye düşünsek. Çünkü biraz ima ediyor anima Yani ya da şöyle yalan düşün. söylüyor işte onu yani. Ama işte şey, demek ki ya Kael de sonuçta gitmiş. Yani şeyi de düşün işte, Garrosh sonradan gidiyor tabii Lich King öldükten sonra ama hani direkt orada full her şey başlamıyor. Bıçak gibi kesilen bir şey değil. Orada sadece bu makine bozulmaya başlamış. İlk o bozulma Kaybolmuş olan. aşaması yani başlangıcı orası. Artık şeyde bence gerçek anlamda o son haline Hala. geldiği yer işte Tel'Drassil'in yanması falan. Evet. Çünkü Sen onu ondan nereye sonra çok getiriyor büyük bir musun? Bu güç mantık. kazanıyor hem Jailer hem işte Sylvanas. Bu bir Ondan mantık. sonra öyle Sen ne one-shotçı diyorsun? oluyorlar zaten Hı. yani. Zalazen'i direkt boğsam da ama onun Zalazen olup olmadı belli değil zaten. O sadece guess. Değil canım tabii. Abi Yani şey de söyleyelim. Dena, bilmeyenler varsa diye bu spoiler ama artık spoiler free ne yapalım? Denatius Slytherin tarafından. Onu da söyleyelim. Yok Denatrius onu önceki yayınlarda kendisi da söyledik zaten. tarafından. Belki de bilmeyen duymayan vardır diye. O öyle yani o gözle baksınlar. Tabii yani zaten bu videoda iyice Denatrius ima ediyor artık yani. Hani bir pislik olduğu belli en Slytherin. azından. Yani not tutanın bile bakışı ve sonra ağzını büklesinler Eda anlıyorsun zaten. sen bir şey soracaktın aşkım söyle. Ha, yok bir şey söylemeyecektim. Lan bir şey soracaktın az önce. Ha adam orada aslında kendisi animasını çalmıyor biliyorsunuz değil mi? Oradaki fakirlere orada çok böyle köpeklere vermeye gidiyor. Gerçekten. Evet. Ben zannediyordum o kaçıp gidecek oradan. Şimdi şeyde ikinci defa izlediğimde fark ettim. Koca Revan Dread'i döndürüyor. Hey maşallah. Vallahi billahi ya. Orayı yaratan o bu arada. Yatan o Yani zaten hayat. o boyutu yaratan, oradaki o ırkları yaratan, bütün o gargoyleları işte altındaki o vampirik ırkı yaratan kişi o. Ben yarattım istediğim gibi Normal yönetim diyor karakter değil. Animan bitince ölüyorsun ama değil mi mantık olarak? Yani işte hiçliğe dönüşüyor gibi bir şey oluyor. Sonuçta işte ruhunun, iradenin kaybolduğu bir durum var. Ama yani gördüğümüz de şu, sanki şey işte bir şekilde ruhlar tutuluyor. O şekilde mekaniği kurmuşlar gibi kurmuşlar değil mi? gözüküyor. Hani Yani ruh gidince kaybolmuyor. anladım. Sadece şey, enerjisini kullanacak şekilde Geri işte dönüşüm mekanizması farklı oluyor tekrardan. saklıyorlar. Ölmeyeceği Tabii şekilde böyle az az işte günde bir tabii lokma yok ekmek. etmiyorlar yani. Ya bu Ama bir şey Alliance oluyor. arkadaşlardaki şey bitmeyecek değil mi? Yok abi yok.
Yok abi yok öyle bir şey Ne yok. oldu yine? Ne Revenant'e oldu? böyle kötü ruhlar geliyor diyemiyorsun ya. Garrosh did something wrong ki buraya düşmüş. Bak Zarisa ya. Yok abi yok deme öyle şeyler ya. Yok abi böyle bir şey. Biz burası kötü bir yerde Abi sadece... az gördük ilk videoda Abi... gördük Uther'in ne yaptığını. Lütfen ya Allah'ım Ya arkamı dönüyorum bak. Revenant tamam çok köşeli gözüküyor ama adamların yaptığı Maw'dan kurtarmak. Resmen Maw'dan önceki solun çıkışı yani. Nasıl davranmalarını bekliyorsunuz? Abi ya. Adam Yani etmeye çalışıyor yani. Nasıl Garrosh'ta davranmalarını şöyle bir bekliyorsunuz? durum var. Ya tabii ki did something wrong ama yani savaşan herkes bir yanlış yapıyor. Jaina da yapıyor bunu. Jaina Dalaran'da yani masum Blood Elf'leri sıradan geçirirken yanlış bir şey yapmadı mı sanıyorsunuz yani? Hatta belki Jaina hakkıyla mava düşüyor. Onu da Uther kendini bilmiyoruz öldüren adamı mava atıyor. Peki. aslında. Yani Bundan doğal ne var? Tabii canım intikam gayet insani bir şey. Yani değil his, mi? sıkıntı yok. Melek yoksa affedici falan olması gerekmiyor. Hani görev amacıyla bunu yapması gerekmiyor, değil Jaina çok değişti, sonra yine çok değişti. mi? Sonra yeşil kaslı vücut sevmeye başladı falan Yani Jaina çok güzel yeşil pazı Ne? Blüter tuttu fırlattı. Artası Mao'nun ortasına gel gör ki bu adam okşar. paladin değil mi? Çok erken yükseltler eğitim yersiz. Ya şu an bilmiyoruz Ya bu neden ara geldi şunu Kevin. söyleyeyim. Kimin neye göre geldi Başka bir şey daha bilmiyoruz. söyleyeyim. Mesela Arthas'la alakalı Uther'i geçin. Burada mesela şeyi de görüyoruz. Hani Garrosh'un ya da işte Kael'in buralara gelmesi falan. Arthas da demek ki gitmeyecekti Mava. Evet gitmeyecekti. Yok tabii canım Evet. onu konuştuk ya Ben de zaten diyecektim. detaylı. Evet. Hayır Zaten yani. zaten orada Jaina'ya işte bir geldiğinde. kırıklık var yani. Ha, Normalde tekrar onu söylüyorum zaten. yapamamaları lazım. O Bastion bölümündeki en anahtar noktalardan biri oydu yani. Arbiter'ın önüne gitmeden Arthas'ın ruhunu Mav'a atabildiler. Yani onu yapamamaları lazım normal Evet. şartlarda. Zaten bozdular bütün makinayı bozdu, kırdı, attı lanet olsun. Yani Ya. gerçekten o makinanın kırılmasında ilk kıvılcım gibi bir şey olabilir yani. Hayvan gibi şey Şey yapıyorsunuz ya. yapıyorsunuz ya. Kimi Kırdı Mava attı bütün. gidiyor, kimi Oribos'a gidiyor. Bence Sylvanas haklı. Buna haklı. Sylvanas Yok did nothing wrong. şey Sylvanas bizi hapisten kurtaracak zaten lütfen. Tabii. Ben daha özgür Biliyorsun hissediyorum. Vurdu. 500 liralık yeni ek paketiyle World of Warcraft'ta kendimizi çok Is özgür gibi no hissediyoruz. season. Sinematikte Davos, Paragon'da oyunda Farson. Evet. Tabii canım evet. Bunlar Amerika'nın oyunları. Kimse suçlu değil. Hep bu Hakikaten manşon. Amerika'nın oyunu. Amerika'da Bunlar Amerika'nın Kaptan oyunları. Amerika demeyin şimdi yüzümüze müzümüze bir şey patlar falan böyle bir Virgin fotoğraf alıveririz böyle. Morgan Amerika'nın oyunu arkadaşlar. Amerika demeyin sonra bak Amerika'da patlarlar. yani. Made in America. Git vampirlerin bokundan kan topla Sen gördün mü quest'iyle. onu aşkım? Kaptan Amerika bir fotoğraf paylaşmış. Tövbe estağfurullah ya Na nasıl ne Rabbi var? Hiç görmedim hayır. Amerika gibi Amerika yani. ya Nasıl bir fotoğraf ya? Biraz Kerimcan kırpmış ama. Durmaz'ı takip ediyormuş. Ha, Ama game mi? sonra güzel çevirmiş bak onu gördünüz mü? Evet ya. Madem Şimdi dikkatinizi dikkatinizi İyi evet, olabilir canım. adam şey demiş. Madem dikkatinizi çektim o zaman işte şu tarihte oy kullanmaya hepinizi bekliyorum falan gibi bir böyle tweet atmış. Neyse Bayağı bizim bayılır ön yorumlamamız bu kadar olsun. Ben çok fazla konuşmak istiyorum ama yarına saklamak istiyorum onu da. Öyle yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? Duymadım abi. Ben yok. Yo şey yani ön incelememiz bu kadar olsun. Gerçekten çok güzel videoydu. Çizimleriyle olsun, anlatımıyla olsun. Evet. Ya anlattığı hikayeyi geçiyorum artık. Anlatımıyla da çok unik bir videoydu. Evet. Yani Ardın diyor da o yüzden çok güzeldi yani. İkisinin de anlatımları özellikle çok güzeldi. Ama hani şey diyorum derinlemesine de yarın yapalım diyorum yani. Evet. Tabii. Yani bugüne böyle kırpmayalım konumuzu çünkü çok güzel şeyler var. Bir de naçizane bir şeyi de itiraf etmek istiyorum. Ya bunu böyle mesela diğer videoları da böyle bir iki kere daha baştan geçmiştim de böyle pek bir şey çıkmamıştı. Hani ilk izlediğimdeki izlenimlerim bende uyandırdıkları şey yani ya da yakaladığım şeyler hep aynı olmuştu. Bunda çok şey çıkacak gibi böyle ikinci üçüncü kez izlediğimde. Birkaç defa yarına kadar izlediğimizde belki Evet. yani birbirimize yazarız, Ya başkalarını izleriz falan. evet. şey çok ilginç değil mi? Diyor ki yani şöyle Mao gidecekti ucundan yırtanlar geliyor buraya. Evet Ucundan evet yırttı onu diyor. geldi hop hop. Ya işte hizmet ediyoruz bak falan tarzı. Hani sen aslında sen kim köpek seni kurtardık bak.
Şükret. Şükret, aynen hani, geldin döndün. Dört Dortmund'la da şunu gördük. Bence hepsi gri aslında. Abi. Aa, bu gri değil. This is not... Nasıl yani? Bir dakika, bu bayağı siyahtı ya. Şu gördüğün yani, adam... Denatrius siyah ya. He's amaç dark. Olarak düşündüm. He's bad. Çünkü hani işte size adım etmek için bunları yapıyoruz diyor ya. Aha, evet, şey demiyorum, halkına yalan söylemesin demiyorum canım, görevlerim diyorum. Ha. Halkına... Hani görev olarak size adım etmek için. Tabii oranın mekaniği onun üstüne kurulmuş o anlamda. Yoksa halkına yalan söylemesi olarak değil. Gri tabii. Olması için ağaç yapması lazım. Ama tabii. Yani sondaki özellikle zenginleri kayırma modu direkt böyle o. Evet ya. Hep zenginler ben... abi. Full yoruna geçiyor yani. Hep zenginler abi ya. Payback için sordum. Belki işte onun yerine neydi? Lord Chamberlain miydi? Şey, İngiltere. Şimdi şöyle, biz kolonistlerin kimi neye göre seçtiğini anlayamadık. Bunu soracaktım ben daha da. Neye göre seçiliyoruz, neye göre onlar seçiyorlar. Büyük ihtimalle onlar bizi seçiyor değil Hayır. mi? Hayır, Arbiter seçiyor. Arbiter, senin seçiyor. Ruhun, Arbiter seçiyor. Çok hocam, bu ilk konuşulan konu aşkım. Arbiter bak, tamam. Arbiter seçiyor da, Arbiter senin Shadowlands'a gitme, yani Mao'a gitmeyeceğine karar vermiyor. Hayır, hangi bölgeye uygun olduğunu da o seçiyor. Ha, evet, evet. Yani şey değil bu, bir anima pazarı böyle işte köleler sıralı dizilmiş işte, evet, sen gel, gel sen gel, gel değil sen yani. Gel, değil ben sen gelme olan ayı, öyle bir şey yok. İşte sen gelme olan ayı dediğinde baba atıyor. Yani evet, ama onu arbiter atıyordu işte, atıyordu. Evet. Ama şey yani kendi ırkından olanları da çatır çatır temizliyor. Eğer ki karşı geliyorsa, engel oluyorsa. Efsane evet, Arbiter yani. Sırat Köprüsü tam manasıyla. Doğru doğru yani, birebir. Sylvanas ölünce Mav'a düşmüş, evet. Bu ama arada şeyde, BlizzCon 2018'de galiba Steve Danuser işte o soru cevap kısmında bir sorunun üstüne dedi. Yani ilk orada zaten öğrendik. Edge of Night diye gene kendisinin yazdığı bir kısa hikaye var. Tam Lich King bittikten sonra işte Sylvanas'ın ikinci ölümünü anlatıyor. Orada kaçıncı ölüş? Yani işte kendini oradan işte Ice Crown'un tepesine atıp öldükten sonra Sylvanas Arbiter'ın karşısına çıkmıyor ve işte BlizzCon'da da dedi ki işte Jailer'la ilk tanışmaları ve onunla çalışması burada başladı diyor. Ama hikayede öyle bir şey geçmiyor. Yani işte hikayede anlatılmayan kısımlarda muhtemelen böyle bir olay oluyor ve sonradan ya da belki şeyin başında işte Shadowlands'ın başında bunu da göreceğiz. Çünkü bayağı bir atlanan oyun içi cutscene ve sinematik var. Onları evet. Göreceğiz. Zaten şey nasıl düşüyor ilk başından onu göreceğiz işte. Bu Alliance ve Horde liderleri nasıl Mav'a düşüyor, oradan başlıyor. Ondan sonra biz Mav'a gittiğimizde 3 tane daha oyun içi cutscene var. Onun bitişinde bir tane de sinematik var. Yani kaç oldu? 5 tane daha oyunun başından göreceğimiz açıklama böyle videosu olacak. Bunlar da tabii muhtemelen... Ya bu expansion inanılmaz anlatımlı geçecek zaten. Şey de söyleyeceğim. Daha pakete girişte Sylvanas'ın amacını kendisi açıklayacak. Mav'a girdiğimizde zaten işte bir Anduin'le konuştuğu bir yer var. Orada zaten anlatıyormuş işte direkt. Böyle de çok güzel alıştı Legion'dan böyle sinematik anlatmaya. Evet evet. İlk hakikaten Legion'da başladılar bu in-game sinematik olayına. Bizim karakteri böyle direkt başrole koyarak. Yok, o açıdan demedim. Çok fazla sinematik var yani Legion'dan beri. Ha, tabii. Ama şey yani profesyonel sinematik de arttı bayağı. Özellikle bu şeyde Sourfang'le falan bayağı artık film moduna döndüler yani. En son bir sinematik geleceğini düşünüyoruz ya. Orada sadece Jailer göstermez değil mi? Bence Sylvanas'ı da gösterir. Yok tabii canım. Sylvanas olur orada kesin. Olacak değil mi? Mal mal. Direkt mal. Mal olacak. Onun hikayesini anlatmak. Ama kimin ağzından anlatır bilemeyiz. Hatta tahminler şu yönde, onları da okudum. Beşinci video işte bu Jailer'ın modelinin kullanıldığı profesyonel sinematik olabilir diye tahmin ediliyor. Keşke. Ama modeli kullanılırsa belki, ama gerçi onu oyun içinde gösterirler. Yani hani onun
ihanet edilip baba düştü dedi ya, onu oyun içinde gösterirler. Ben tabii yani orada gösterirler demiştim. Şey de olabilir. Direkt o Zoval karakterinin ön hikayesi de olabilir sinematikte. Hani şeyde Tower Fang'de bir flashback'li kısım var ya. İşte onun gibi belki kendi flashback'ini falan görürüz. İşte Sylvanas'la tanışmasını falan. Onu neden hatta kendi saflarına katmak istediğini. O tip şeyleri görürüz muhtemelen. Zoval deyince böyle bir şey oluyorum ya. Acaba... Jaylor. Jaylor. Jaylor abi ya. Görkem triggerlanıyor ona. Jaylor. It's not Jaylor. It's Jaylor. O zaman dediğimi yapıyorum. Yapıyorum. Hadi hadi. Hadi mi? Aynı şekilde yani, mi kullanılıyor? Anlamadım. Şey yapmayalım yani, diye dedim Jaylor ya ben. Yoksa hani, konuştukça konuşuruz. Evet ben hani yoksa benim için hava hoş. Yani... Şu anda Murat'an böyle ya, bir Murat'ın şey ya. Yapıyorum ben şey, nasıl söyleyeyim kolluyorum diyeyim. Yoksa hemen burada açı veririm kameralarınızı başlarız konseye bak istiyorsanız hemen şu anda. Heyecanlısınız bence biraz da. Ya zavallı garoş ne çektin sen anneciğim ya. Murat'ın sesi kesildi şu anda. Aa smiley'lerim açılmış bir sürü. Tane Jabbar atayım o zaman. To the good Jabbar. People of Ravendor. Adam bak abone Prime abone adam. Yani bilmiyorum yani Prime Gaming 2 month subscriber olaraktan. Tamam ben de yarı tadını yaptım. Üşenmeyip şu Prime'ı alayım ya. Bir de o. Al ya abi 8 lira ve artmayacağını da açıklamış adamlar işte. 8 lira nedir ki ya lütfen. İşte abi kimileri de hala Türk lirasına geçirmiyor bazı firmalar. Yani. Halbuki bak ne güzel onlara yarayacak değil mi? Aşağıra tam diyor. Buranın kraliçesi olurmuş. Aşağıra ölmedi ya. Aşoş. Aşoş buranın kraliçesi. Aşoş. Evet ya. Tarısı aynen. Kesinlikle katılıyorum. Bak adam hayattayken orkları taşıdı. Şimdi koca Ravendred'i taşıyor. Hey be yavrum benim be. Hey benim yavrum benim be. Öyle bir animası var. Ravendred. Değil mi? Bütün Revendret'i o besliyor aslında. Asıl pilot oymuş abi. Garoş Revendret'i besliyor. Gel gel. Görkem bir şeye baksana konseye. Bakıyorum. Yok. Bir şey mi koydun? Yazdıklarımıza dedim ya. Ha onu ondan da bahset istersen. Gerçi herkes gördü galiba ama. Pislik ya. Bütün moralim bozdu. Zaten bugün... Neyse olaya çıkamayacağım. Söylemeyeceğim. Yok, o zaman tamam yarın değil mi? Şey yapmıyoruz yani. Yarın ya, aynen. Yarın raid'in yok değil mi Murat'a? Bir tekrar al. Nereye başlayalım? Böğürmesini mi? Veda. Tam olarak ya, raid'e doğru. Tut. Tabii ki arkadaşlar. Tabii ya ki. Küpelerinden belli canım sende. Tabii ki. Raid'in var mı yarın Murat'an? Kapattın mı? Gitti yok mi? Abi var dedim. Yarın abi. Bugün yani. Ya kafirak ya beynim yandı ya. Dur bugün var. Yarın var. Yarın yok değil mi? Tamam. Yarın cuma. Yarın yok değil mi? Yarın o zaman konseyi yarın yapıyorsun. Tamam. Saati evet. Söyleyelim mi yoksa değişir mi? Yok. Biraz erken gireriz. 8.30 tamam. Gibi girmeye çalışırız. Yani tamam. Benim şeye bağlı işte. Trafiğe bağlı. Öyle söyleyeyim. Tamam. Onu da tamam. Söylerim o zaman şimdi. Hani biraz daha erken başlayalım. 9 diyelim. İşte şey olsun. Ya onu da şeyden söylüyoruz arkadaşlar. Biz cumartesi sabah yola çıkacağız. Uyumam lazım benim. Yol gideceğim çünkü bir 8 saat kadar. O yüzden biraz erken alıp erken kaçma modu olabilir. BG Vienza hoş geldin. Ya, biz kaçıyor ufakta. Ama yarın. Yarın buradayız. Konsey yapacağız. Bayağı da güzel kadar olacak. Birkaç defa daha izleriz. He? Bir şeyler buluruz. Biz yarına kadar bunu daha izleriz birkaç defa daha. Ya, yani... Garoş'un başındaki işkenceci Verin olsaymış. İşte... Ay, yanlış şey yaptım. Streamlabs. Dur şu. Ha şu. Ben şey söyleyeyim. Bu animasyonlar sanki öncekilerden çok daha iyiydi görsel kalite olarak da. Çok ya, ileri taşıdı yani. Bilmiyorum. Şöyle ya. Söyleyeyim. Öbürlerinde böyle hikayedeki karakterlere çok odaklandığımız için burada etrafta yani etrafa çok böyle dağınık anlattı hikayeyi. Tam böyle videoyu komple izledik. Belki ondan olabilir. Olabilir. Ya bir de Laurenciğim hiç sosyal medyaya girmeyip level atlamış resmen. Bunların
Bunların art direktörü Lauren Davis miydi? Dur. Evet. Yani işte o. Yani o yapıyor bu hem çizimleri hem işte genel art direktörlüğünü. Bayağı kız level atladı resmen çok yani. Her animasyonda. Evet. Çok iyi. Bir adım ileri gidiyor yani. Yova uçmuş artık yani. Kırmızılıklar çok yani. O kan. Evet yani ya. Anima kırmızılığı değil o. Kan kırmızılığı böyle. Yani. Evet. Ve şey böyle her sahne imalı falan. Her böyle renklendirme bir ayrı detay olmuş yani. Abi bu adam politikacı. Her sahne imalı dedin ya şey geldi aklıma. Animayı döktükleri mekanizma bana çok... Onu net bir şekilde göreceksin. Evet. Raid'de net bir şekilde göreceksin onu. Hem Raid'de var. Yaparken öğretiyor sana onu kullanmayı. Böyle. Yok mekanizmanın işleyişinden çok üzerindeki tasarımını dedim ben. Çok direkt olduğunu geldi. Süper canım. O kan havuzuna bir gidip geleceğiz yani. Evet evet. This little cocksucker ya. Benim onun hepsinin toplaştığı bir yer var orası evet. Süper. Biz de diyorduk ki Winter Queen kötü. Bari The Winter Queen gayet satmış tamam yani. Mı? İstiyorsan bırakabilirsin yani. Minno iş. Önemli değil diyor ya. Ama arkadan alırım. Yani Winter Queen göstermiyor da olabilir ama Görkem'in söylediği gibi. Ya. Bana öyle geliyor valla. Göstermeyende daha tehlikelidir yani. Güzel olduğu için yani kıskanıyorsunuz. Kötü. Ya hepsi kötü ya da hepsi... Bak hepsi kötü. Hepsi iyi de değil kötü de değil abi. Grilik bu işte. Ya bir şey yapalım. Hepsi derdinde hepsi. Hepsi petrol. Hype yayınlarımızı elden geçirdikten sonra hani biz ahlaki grillik yapmıştık ya onu bir de WoW özelinde evet, yapalım. Abi onu ben diyorum zaten yapalım bence öyle bir şey. Çünkü biz cidden grillik üzerine 2,5 saat 3 müydü ya da 4 müydü öyle bir rekorumuz vardı biliyor musun? Bir şeydi. Evet. Karakterlerin son haliyle ilgili de konuşabiliriz. O zaman mesela karakterler üzerinden konuşmuştuk ya. İşte... Ama şey ya grillikte abi Sivanas'a girersek bir onda kalırız onu. O yüzden onu konuştuk. Ona girmeyeceğiz işte. Yok, hayır canım karakter özeline girmeyeceğiz. Yani Warcraft evrenindeki grilik bakış açısı ve örneklemler yani yapılan aksiyonlar ve örneklemler. Onu aynen, şey yaparız aynen. Yani daha tekstlendiririz yani onu. Bakarız. Daha bir ön çalışma. Yani, bir konu seçiyoruz yani. Bu videodan sonra başka bir konu. Konu seçilmez arkadaşlar. Ama biz uzun zamandır Revendred diyorduk yani. Konu yok ben Maltrak susuyorum da gerçekten Revendred'e bakıyorum yani. Ben Revendred'e Jailer'ın, bak Jailer'ın dışında hapsedilen kötü var mı? Abi kötü, Jailer de kötü değil yani. Ya şöyle, Jailer bize çizilen görüntü çok cool bir kötü karakter. Öncelikle onu söyleyeyim ama evet. Jailer'a da haksızlık yapıldığının imasını çok yapıyorlar. Yani bir de şey var, Warcraft 1'den itibaren bize öğretilen Titanların çok iyi olduğu en sonunda Titanlar size yalan söyledi ki. Efes Sargeras'ında kötü karakter olduğu söylendi ama. Aynen. Ama neden kesiyoruz? Aslında biz tam mavlık değil miyiz? Biz evet. Evet karakterler. Biz mavlık, biz zaten mava bayağı gümbür gümbür düşüyoruz aslında. Çıkabilmemiz şaşırtıyor herkese. Yoksa o da yaşı biz... büyük ihtimal normal yolla ölsek hani yaşamıyorsak mava tabii. Gideceğiz ha. Evet aynen öyle. Animamız bok gibi çünkü. Arkadaşlar kötü. Hayır animamız çok fazla. Ama... kötü anima. Yok, işte bizim şey savaşçı olduğumuz için bizim oynadığımız karakterler hep böyle bir savaşa katılmış ve bir tarafta olmuş. İşte karşı taraftan bir sürü düşman öldürmüş falan karakterler olduğu için böyle mava gitmeyi sonuna kadar aslında hak eden karakterler. Devam et.